Sevgili izleyiciler, evet geldik son bölümümüze ve son bölümde değerli bir konuğum var. Bize Türkiye'de uyuşturucu, efendim işte göçmen sorunu ve bütün bunları ne bileyim aslında işin içinde başka şeyler daha, bütün kara para zinciri yani. Burada kullanılan bir sistem üzerinden bir kitap yazdı. Adı Havala. Buyurun, gösteriyorum burada. Havala. Havala deyince bir şey anlamamış olan çok insan olabilir. Havala, havale demek. Ama ben niye anlatıyorum ki? Bence Murat Ağrel anlatsın ne demek olduğunu. Murat'cığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne demek havala? Öyle başlayalım. Havala aslında karşılığı kayıt dışı para transferi demek. Bizim dilimize de Arapçadan geçmiş bir kelime. Havala diye nitelendiriliyor. Bizdeki havalenin aslında ana cümlesidir. Havala çok eski tarihlerde kullanılan bir sistem, para transfer sistemi. O zaman harami düzeni olduğu zaman konvoylara falan saldıran, kervanlara saldıran haramilerin olduğu düzende güvenli ticaret yapabilmek adına güvenilir kişilere teslim edilen emtiaların birbirine transferi anlamına geliyor. O zamandan beri kullanılmış, bu zamana gelmiş ve şimdi de bu kayıt dışı para transferi için kullanılan sistem haline gelmiş havala. Havaleyi yapanlara da havaladar deniyor. Havaladar. Evet. Bunlar ne üzerinden yapılıyor? Kuyumcu. İşte döviz şirketleri. Hmm. Şu anda teknoloji geliştiği için ve artık sektörler geliştiği için de birçok sektördeki firmalar bu işlemleri yapabilir düzeye geldi. Sadece güvenirlik önemli. Havala sistemini kullananlar, siz burada bir para göndermek istiyorsunuz yurt dışına. Gidiyorsunuz bu sistemin ilk ayağına parayı teslim ediyorsunuz. Diyor ki ben bu parayı alırım senden. İstediğin yer neresi? Örnek veriyorum Almanya, Duisburg. Almanya, Duisburg'a havale etmek istiyorum. Benim orada karşı tarafta büfem var. Sana şu kadar komisyon yansır. Kabul ediyor. Ve kabul ettikten sonra parayı teslim alıyor. Kendisine bir şifre veriyor. O şifreyle birlikte Duisburg'daki kişiye haber veriyor. O Duisburg'daki kişi de şifreyi bildirerek karşı taraftaki aracıya parasını teslim alıyor. O da teslim alırken komisyon alıyor. Ve dolayısıyla ortada %1 ile %10 arasında kesilen bir komisyon parası var. Öyleyse. Ama kayıt altına girmediği için bu tür para dolaşıma tercih ediliyor. Bu dolaşıma sokulmaya tercih ediliyor. Daha çok bunu kimler kullanıyor? Günümüzde tabii çeşitli versiyonları var. Mesela şu anda kaçak olan göçmenler, sığınmacılar ya da ailesine para göndermek isteyen kişiler burada bu sistemi kullanıyor. Kayıt altına girmesini istemeyenler bu sistemi kullanıyorlar. Yani uyuşturucu baronları. Bunun dışındaysa uyuşturucu baronları, silah satıcıları, uyuşturucu satıcıları, insan kaçakçıları, organ mafyaları. En kirlisine kadar yani. Bütün hepsi bu sistemi kullanıyor. Dün bir rapor okudum. Bizim Kırmızı Kedi'nin patronu sağ olsun Haluk Hepkon da gönderdi. Kitapta da yer alıyor zaten. Amerika Birleşik Devletleri daha öncesinde Yemen'deki Husilerin maddi olarak desteklendiğiyle ilgili Rusya'da ve Türkiye'de bazı firmalara yasak getirmiş. Şimdi bu getirdiği yasakların sebebi de şu. Havala sistemiyle kara para aklanıyor ve transfer yapılıyor demişti. Şimdi aynı uyarılar Europol'un raporlarında da var ve bütün ülkelerin istihbarat raporlarında da var. Dün İspanya açıkladı. IŞİD'in bu sistemle, havala sistemiyle yaklaşık 20-30 milyon euro gibi para aktarıp teröristlerini beslediği ve eğitime hazırladığı raporlarla belgelendi. Örneğin bir şey vereceğim. Gerçi sen tabii onu unuttum söylemeyi. Efendim bu kitapta yazılı her şey, tüm kişiler gerçektir diye özellikle not düşmüş Murat. Yani bu okuduğunuz zaman bütün isimlerle, cisimlerle vesaire bir de çok beni üzen bir şey yazmışsın. Evet. Onu da birazdan soracağım sana. Mesela eğer bu Moskova'daki teröristler o 150'ye yakın insanı katleden kurtulabilselerdi bu yolla alacaklar demek ki paralarını değil mi? Bu yolla alacaklar. Ya şöyle düşünün. Mesela örnek vereyim kitaptan bir tane. Normalinde terör örgütleri veyahut da suç örgütleri nasıl ortaya çıkarlar? Birbirleri arasındaki çatışmadan ya da devletin istihbarat raporlarıyla ortaya çıkar ve araştırırlar filan. Bu şekilde kendiler, bizim Timur'un kitabındaki gibi. Evet. Baron istilası işte. Baron, bir kitap. Almanya'da otobanda seyahat eden bir araba ve düşünün ki şoförü uykusuzluktan gözleri kapanıyor ve bu sebeple şarampole yuvarlanıyor. Şarampole yuvarlandıktan sonra kaza geçiren insanlar şok atlattıktan sonra ilk başta sağlığıyla ilgilenirler ve sonrasında ise
malları yardım için çağrı yaparlar. Bu kişiler kaza yaptıktan sonra aracın plakasını söküyorlar. Ardından torpidodan bir şeyler alıyorlar ve çantalarla birlikte kaçıyorlar. Gelen polis tabii ki bir terslik olduğunu anlıyor. Bunun üzerine ise kamera kayıtlarını ve çevredeki görgü tanıklarını başvuruyor. Ve bu kişileri bir petrol istasyonunda yakalıyor. Yakaladığında elinde çantalar var. Üzerinde 220 bin euro para var. 50 euro haline getirilmiş paralar var ve bunları gözaltına alıyor ve savcılığa haber veriyor. Diyor ki ya biz bu adamları aldık ama üstünde çok fazla para var. Bunu biz ne yapacağız? Savcı da diyor ki siz normal gözetim süresinde tutun, biz bunu bakanla görüşeceğiz. Bakana haber veriyorlar. Diyorlar ki efendim böyle bir şey sistem var. Bu adam daha önce kara paradan yakalanmış. Ne yapmamız gerekiyor? Serbest bırakın, takip edin diyor. Bununla ilgili biz diyor bir yapı kuralım. Ve bununla ilgili de gelin hep birlikte bu sistemi çürütelim. Savcılar toplanıyorlar, eyalet savcıları. Bu kara para sistemi olan Havala'ya savaş açıyorlar. Adamı serbest bırakıyorlar. Adamın adı Khaled. Türkçe olarak da biz okuduğumuzda aslında Halit diye okunuyor. Halit... Nereli bu adam? Suriyeli. Evet. Suriyeli. Yanında da... Paraları ne yapıyor? Onu da mı veriyorlar? Paraları vermiyorlar. Paraları el koyuyorlar. Ama mahkeme devam edecek. Çünkü cezası yok. Cezası yok. Avrupa'da cezası yok bunun. Sadece vergi kaybına bakıyorlar. Paraların nereden geldiğiyle ilgili uğraşmıyorlar. Anladım. Sonrasında ise bununla ilgili bir soruşturma başlatıyorlar. Takip ediyorlar. Bu adamlar nereye gidiyor, ne yapıyorlar, nerelerdeler diye. Tabii sistemin tamamını ortaya çıkarıyorlar. Bir tane araba kazasından koca bir örgüt çıkıyor. 275 milyon euro para aktardıkları tespit ediliyor. Tespit edebildikleri bunlar. Onları nasıl tespit ediyorlar? Telefon konuşmaları ve bir defter ele geçiriliyor. Defterdeki rakamlar. Bunun 10 katı olduğu tahmin ediliyor paranın. 3 milyara yakın. Evet, 3 milyar, euro. Şimdi Halit hakkında 2 tane dava açılıyor. 1- terör örgütünü üye olmak ve finanse etmek. 2- kara para aklamak. Şimdi terör örgütünü finanse etmek dediği zamansa o davada Türkiye'ye para aktarılıyor. Kapalı çarşıya. Kapalı çarşıdan biri de Suriye'deki HTŞ terör örgütüne gönderiyormuş. HTŞ. Bu tespit yapılmış. Ardından kara para aklama işinde de, havala işinde de yine kapalı çarşıda bir dövizciye geliyor para. Buradan da Türkiye içerisindeki terör örgütü mensuplarına dağıtılıyor para. Ve bu tespit yapılıyor. Türkiye'ye bildiriliyor. Türkiye bunun üzerine operasyonlar yapıyor. Bu operasyonun devamında bu sefer de yine Duisburg'da başka bir operasyon daha yapılıyor. 800 polis katılıyor bunlara. 800 polis operasyonlara. Yakaladık ikinci operasyonda Türk kuyumcu ele geçiriliyor. Türk ağı ortaya çıkıyor. Şaşırmıştım şu ana kadar niye yok diye zaten. Bizim Türk de uyanık. Para transfer etmek istiyor Türkiye'ye. Bu sistemi ilk başta gidip deniyor. Ya diyor ki işte para var. Ben de katılayım bu sistemi. Ben de kendime kurayım diyor. Ama diyor oraya dahil olmam. Ben kendim kurarım sistemi diyor. Yalçın Karasu Almanya'da. Yalçın Karasu kardeşiyle birlikte Mustafa Karasu, aynı zamanda Hasan Kaplan, Mehmet Güzel bu sistemi kurmak için ilk önce finansmanını hazırlıyorlar. Almanya'da kuyumcularla birlikte şirketler kuruyorlar. Ekol GmbH ve burada da Karasu Mücevherat diye bir şirket kuruyorlar Türkiye'de de. Bu buradaki ayağını da hallediyorlar, finans ayağını ve müşteri toplamaya başlıyorlar. Tabii bu transferi yapan o kadar çok müşteri var ki Avrupa'da. Herkes bunlara gelmeye başlıyor. Yapılan operasyonda para sayma makinalarıyla bir günde parayı sayamıyorlar, ele geçirilen parayı. O kadar yani. O kadar para. Vay. Tespit edebildikleri 250 milyon euro. Ve bunu en son Mustafa Yalçın Karasu mahkemede itiraf ediyor. Evet ben bu sistemi yaptım. Türkiye'deki kardeşime gönderdim. Oradan da dağıtıldı. Peki nereye dağıtılmış? Bu sefer Türkiye'deki terör örgütü FETÖ'ye dağıtılmış. Ne parası? Uyuşturucu parası. Buraya gönderilip buradaki evlere dağıtılmış. Türkiye haber veriyorlar. Türk polisi de bunlarla ilgili dinleme yapıyor, takip yapıyor. İşte hatırlarsanız da Gaygubet evlerinde dağıtılan paralar diye bir operasyon yapıldı. Bu operasyonun, Almanya'daki gerçekleşen operasyonun işi bu. He. Şimdi bunun arkasında başka bir şey var. Mütabi. Daha büyük bir olay çıkarıyorlar ortaya Almanlar. Diyor ki burada bir yapılanma var. Bu yapılanmanın adı da klan yapılanması. Aşiretler, belirli etnik kökene ait aşiretler parça parça gelip Almanya'nın belli mahallelerinde birleşip kendi etnik kökeniyle birlikte bir yapı oluşturuyorlar. Getto yani. Getto. Şimdi bunun adına Almanya, Avrupa artı klan diyor. Klan. Mesela bunlar da Arap aşiretleri diyorlar bunlara. Nereden gitmişler? Mardin'den. Mardin'den Lübnan'a göçmüşler. Lübnan'dan da Almanya'ya gelmişler ve orada klanlar kurmuşlar. Zeyn aşiretiyle Miri aşireti. Zeyn aşiretinin lideri kendine kitap yazmış, mafya babası. Ben Arapların cumhurbaşkanıyım diye.
Ve 11 tane klan tespit edilmiş. 11 klan arasında güç uyuşturucu işine başka biri. Havala işine başka biri. Sanal bahis işine başka biri. Klanlar kendi aralarında iş paylaşımı da yapmışlar. Alman kadının bir tanesi polise gidiyor. Diyor ki polise, benim de altınlarımı verin diyor. Nasıl yani diyor. Ne altını diyor. Ne altını diyor. Benim, siz bana geldiniz diyor. Beni aradınız. Terör örgütleri benim evimi basacakmış. Altınlarımı korumak için benden aldınız. Polis gönderdiniz. Ben size altını teslim ettim diyor. Altını teslim ettim diyor. Bana altınımı verin diyor. Efendim, böyle bir şey yok diyor. Şikayet alıyor, dinliyor. Bununla ilgili tüm eyaletlerdeki şikayetleri topluyor. Ve bir bakıyor ki binlerce kişi var. Bizim Türkiye'de bir sistem var biliyorsun. Kendini savcı, polis, terör örgütü saldıracak diye tanıtan telefonlar gelir. Dolandırıcılar. Bana da geldi, merak etme. Birçok kişi de dolandırıldı geliyordu. Böyle. Evet. Aynı çok ünlü kişiler bile. Aynısı Almanya'da da varmış. Hmm. Almanya bunu araştırıyor. Almanya bunu araştırdığı zaman bütün çağrıların tek bir yerden çıktığı ortaya çıkıyor. Tek bir yerden yapıldığı ortaya çıkıyor. İzmir'den. İzmir'den. Hemen Türkiye'ye haber veriyor. Diyor ki kardeşim biz dolandırılıyoruz. Bunun merkezi de İzmir'miş. Bize yardımcı olun. Yazışmalar yapılıyor. Türk polisi hemen bununla ilgili çalışmasını başlıyor. Tertibatı alıyor. Tertibatı alıyor. Dinlemeler yapıyor. Tespit ediyor. İzmir'e operasyon. Abi İzmir'de bu çete çökertiliyor. Sonucunda yüz milyonlarca euro dolandıran çete ele geçiriliyor. Adamın Alaçatı'da, Antalya'da, her yerde otelleri var. Oh. Milyarlarca TL para yakalanıyor. Oh. Adam nereli? Lübnanlı. Aşiret lideri. Maşallah bizde olmayan yok ha. Adam bir de Almanya'dan kovulmuş, Türkiye'ye gelmiş. Burada dolandırıcılık kurmuş abi, düşünebiliyor musun? Bunu takip ediyorlar tekrardan. Başka bağlantıları var mı diye. Mersin'e operasyon yapıyorlar. Mersin'de yaptıklarında da Miri aşiretine sahip Heyim Miri diye bir adam var. Almanya'da kırmızı bültenle aranan adam Mersin'de yakalanıyor. Oh. Polis oraya baskın yapıyor. O da 20-25 milyon euro gibi dolandırmış. Aynı sistemin ayağı. Şimdi Miri aşiretini Almanya'da gidip ziyaret eden kim? Bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı. Alman Cumhurbaşkanı diyor ki yapmayın diyor. Biz zaten zor uğraşıyoruz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı gelip burada bunları ziyaret ediyor ve bu adamlar bu fotoğrafları kullanarak güç devşiriyorlar burada diyor. Doğru. Alman devlet kanalında da bununla ilgili belgesel yapmışlar, haber yapmışlar. Onu da çıkardım, kitaba yazdım. ARD'de de yayınladıkları bakanın beyanı var bununla ilgili. Türkiye'de var mı bunun ayağı diye araştırdım. Oradaki haberin içerisinde AK Parti Mersin'deki AKP teşkilatının içerisinde yöneticileri varmış, akrabaları. Onların fotoğraflarını koymuşlar. Onları da buldum ve sordum da biz dedi bir siyasi partiyiz. Yani tabii ki çok geniş aileler var. Herkes geliyor, herkes katılıyor. Biz kimin ne olduğunu bilemeyiz diye açıklama yaptılar. Onun da cevabına yer verdim. Şimdi geldiğimiz noktada ise bu para transferi nasıl başladı? Nereye gittim ben? Biz Mersin'den gittik. Timur'la beraber biliyorsunuz ki biz şimdi ben diyor. Soracağım soruya geldim. Evet. Şurada yazmışsın, çok içim acıdı gerçekten. Benim normalde gazeteci, bizim yolumuzu sizler aydınlatıyorsun. Estağfurullah. Ama bilirsin ki gazeteci hiçbir zaman kaynağını ifşa etmez. Etmez. Sen burada başta ediyorsun yani. Başta ediyorum. Hasan Rast geldi. Hasan bir gazeteci Rast kaynağını... Ben çok iyi hatırlıyorum bu ismi bir yerden ama çıkarım. Evet, Hasan Rast Twitter'da geldi. Görürsün, gazete muz diye paylaşıyordu. Tabii. Bütün, çok enteresan şeyler yazardı orada. Bütün uyuşturucuya hakim ve bu aynı zamanda Savarano Muz'un da sahibi. Muz ithalatı da yapıyor. Evet. Muz'la ilgili kokain tertibatının nasıl yapıldığı, o muzun içine nasıl yerleştirildiği. Biliyor, her şeyi biliyor. Bize sağ olsun çok yardımcı oluyordu. Hatta Cengiz Erdinç'e işte devletin gerekli birimlerine gidip anlatıyormuş. Biz konuşurduk. Biz Mersin'e gittiğimizde Timur'la sahadaki bu işin nasıl yapıldığını yerinde görmek istedik biz aslında. Tespitimiz oradan başladı. Hasan abiyle görüştük. Çok kapsamlı bir bize briefing verdi ama şunu söyledi. Bunlar beni yakında öldürür Murat dedi. Bunu söyledi mi ya? Söyledi. Tehdit alıyorum dedi. Bunlar beni yakında öldürür dedi. Eyvah. Biz araştırmaya başladık. Tabii koruyoruz kaynağımızı da. Devam etti. Ben orada bir döviz şirketi sahibi tutuklanınca oradakilerle konuştum. Ya dedim niye tutuklandı? Döviz şirketinin sahibinin bunlarla ne işi var? Muzcularla ne işi var? Abi dedi para nereye gidiyor dedi. Sen parayı takip et dedi. Tabii. İşte o gün orada havala sisteminin olduğunu anladım. Anladın. Az önce sana anlattığım Halit diye bir adam vardı ya. Hı. Biz onu nerede gördük biliyor musun? Irak Bankası dolandırılıyor. Hı hı. 15 milyon dolar. Türkiye'ye getiriliyor. Havala sistemiyle. Havala sisteminde dolandırıcılık yapan iki kişi gözaltına alınıyor. Biri de bizim o Halit. Hı. Şimdi bak abi.
Olaylar nereye hepsi, bak. Olaylar hepsi iç içe geçmiş. Girit bir olaylar. Matruşka bebek. Matruşka bebek gibi. Biz bu parayı kontrol ederken, havala sistemini devam ederken, burada havala sistemiyle ilgili operasyon yapıldı mı diye sorduğumda evraklar aldım, mahkeme evraklarını. Almanya'da bu işin yapıldığını öğrenince Almanya'daki birçok dostumu aradım. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Savcılarla görüştüm. Mahkemeye katıldım. Oradaki bütün yapılanmalarla ilgili gerekli kişilerle görüştüm. Hepsiyle gittim konuştum. O mahkemelerin evrakları da bunların içerisinde. Hmm. Kitabın içerisinde. Tabii sistemler bizden çok farklı onların. Bizdeki tabii gibi mesela 100 TL verip de kimlik bilgilerini her yerde satmıyorlar onlar. Mahkeme bilgilerinde suçlu bile olsa KVK gereği bilgilerini vermiyorlar. Bir bilgi almak orada çok zor. Çok doğru. Ama neticesinde çok iyi bir kitap çıktı. Çünkü bunu yazmak çok önemliydi. Çünkü önümüzdeki günlerde ne yazık ki biz bu sistemin adını çok daha fazla duyacağız. Çünkü yapılan istihbarat raporlarında, açıklanan istihbarat raporlarında, devletlerin yapmış olduğu istihbari çalışmalarda tamamında terör örgütlerinin finansmanı üzerinde duruluyor. Çok devasa bir para var ortada. Devasa 500 milyar euro. Of of of. Şu andaki konuşulan para Avrupa'da 500 milyar, milyar euro. Çok büyük bir para. Çok büyük bir para. Suriye'de, Libya'da, Lübnan'da, Yemen'de, Türkiye'de bunun en büyük ayağı %47 ile Türkiye'de dolaşıma giriyor. Zaten onu, biraz önce onu söylüyordum ya, yani burada 72,5 millet derler ya. Evet. 72,5 millet Türkiye'de bir büyük oyun sahneliyorlar. Ve bizler bunu ancak işte kurşunlamalar, öldürmeler, bir operasyon vesaire ancak oralarda görebiliyoruz. Ama buna hizmet eden kişiler de var. Tabii bak, canım. Bu yapıyla mücadele eden devlet kimliğine haiz, devletin devlet adamı kimliğine haiz olan çok kişi var. Ama o devlet adamlarının yarattığı itibarın altına saklanan ahlaksızlar da var. Adana'da bir tane ihbar geliyor Ümit abi. Gelen ihbar narkotik birimine geliyor ve uyuşturucu ticareti yapıldığıyla ilgili. İstihbaratı değerlendiriyor polisler. Bir anda karar veriyorlar ve operasyona çıkıyorlar. Araba takibi alınıyor, bir köşede sıkıştırılıyor. Araba köşede sıkıştırıldığı zaman polis hemen dur ihtarında bulunuyor. İki polis aşağı iniyor, sivil polis. Durmuyor araba. Kaçıyor. Birisi hemen lastiklerini ateş ediyor polis. Diğeri ise aynı film sahnelerinde olduğu gibi arabanın üstünde bulunan ruflar var ya, cam. Onu atlıyor. Onun üstünde sürünerek gidiyor arabada. Kaçamayacağını anlayan uyuşturucu ticareti yapanlar köşede duruyor. Arabadan inip kaçmaya çalışıyorlar. İki ama polis koşup yakalıyor. Şahane iş. Ardından Adana valisi, o dönemin valisi, polisleri tabii televizyona da yansıyınca üstün hizmet belgesiyle ödüllendiriyor. Destekliyorlar. Aradan aylar geçiyor. Tabii ki yine bu sefer Konya'da bir arama yapılıyor, yol araması. Aramada arabadaki kişilerin inmesi isteniyor. İnmediği gibi bir de oradaki polislere çarpıp yaralıyor. Kaçıyor. Kilometrelerce kovalama sürüyor. Kovalamanın sonucunda araç yakalanıyor, durduruluyor. Arabada bir kadın, bir de erkek var, karı kocaymış. İndirilen adam kim? Bizim üstün hizmet belgesi verdiğimiz polis. Aa. Yola da 25 kilo uyuşturucu attığı tespit ediliyor. Bizim polis kuryeymiş. Aa. Sorgu yap. Aa, bir dakika, ben hatırladım bunu. Cumhur Alaca. Evet evet, komiser muavini miydi? Komiser mi değil? İşte komiser yardımcısı. Komiser yardımcısıydı, hatırladım. Şimdi bu adam sonrasında sorguya alınıyor. Cep telefonundaki mesajlaşmalar ortaya çıkıyor. Kuryenin baronu kim? Adana savcısı. Savcının yazışmalarından da ne çıkıyor? Adam bir yapı kurmuş Adana'da. Bir iş adamına diyor ki seni diyor FETÖ'den diyor şikayet şeyim var. Sorgulayacağız diyor. 300 bin lira lazım diyor. Aracı var bir de, gidip soruyor abi 300 bin lirayı vermedi diyor. Açsın dava hakkımızda dedi diyor. O da diyor ki tamam diyor, açalım o zaman diyor davayı, görsün diyor bilmem neresine diyor. Ve bunun mesajları ortaya çıkıyor. FETÖ borsası da kurmuş orada. Vay. Sadece bu değil. Uyuşturucu kaçakçılarla ilgili yargılamalarında, başka yargılamalarında da tespitler yapılmış. Bakın, baron savcı, kurye polis ve kendi arkadaşlarını yaralayıp kaçacak kadar gözü dönmüş bir sistemden bahsediyoruz. İşte vatanseverlerin arkasına saklananlar bunlar. Ya. Aynısı Ataşehir'de. Üst araması yapılıyor. Çocuklar, tabii gençler biraz panik yapmaya başlıyorlar üst araması yapılırken ve GBT'lerine bakılırken. Polis şüpheleniyor. Sizde bir şey var, anlatın bakayım diyor. Ben diyor çıkarmadan anlatın diyor.
Abi yok vallahi biz temiziz falan diyor. Bir bakıyor GBT'lerine. Daha önce uyuşturucu kullanma suçundan falan şey var. Nereden aldınız? Nereye sakladınız falan diye. Abi yok diyor. Biz de ama satıcıyı biliyor. Sana tutuklattırız diyor. Nasıl yani diyor. Bununla ilgili gerekli izinleri alıyor. Tertibat sağlanıyor ve suçüstü yapacaklar. Çocuklar polise haber veriyor. Şeye, satıcıya. Biz diyor abi mal alacağız getir diyor. Harbiden de Ataşehir'de bir yerde arabayla geliyor. Hemen uyuşturucu verip gidecek. O sırada baskın yapılıyor. Aracın içerisindeki şoför yere yatırılıyor. Arabada uyuşturucu bulunuyor. Abi şoför polis. Arabada devletin arabası. Şaka. Ya emniyetin arabası. Ortaya yani, çıkıyor orada. Satıyor. Tamamen tesadüf. Tesadüf. Yani. Hasan Rast geldi ne oldu? Öldü. 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 İntihar yani, etti deniyor. İntihar etti diye geçmiş kayıtlara. Arabanın içerisinde kendisini canına kıymış diye belirtildi. Ben ulaşamadım Hasan abiye uzun süre. Çok kişiyle mesajlaştım. En son bir arkadaşı yazdı ve diğer arkadaşının paylaşımını gördüm sosyal medyada. Hani bir ailenizden birini kaybedersiniz ya. O an bana söylediği geldi. Bunlar beni yakında öldürür Murat dedi. O bir an gözümün önüne geldi ve kulaklarım da çınladı. Yüreğime ateş düştü. Tabii çoluğu var, çocuğu var. Yakınları, sevenleri eminim ki birçok kişi üzülmüştür. Ve dedim ki ben bunu artık dökmeliyim kağıda ya. Niye biliyor musunuz? Şu kitabı yazdım da. Bunun içindeki ilk sayfadan itibaren okumaya başlayacaklar. Kokainle ilgili birçok konuda ben girişini zaten yazı olarak yapmıştım. Bak bu yaptığım yazılar benim engellendi. Kim engelledi? Ekvadorlu Sandra Morano diye bir kadın var. Bütün göndermiş olduğu dünyadaki muzların içerisinde kokain çıkıyor. Bana ait değil diye her tarafta da girişimlerde bulunuyor. Türkiye'de avukatları benim yazılarımı engelletti. Benim yazılarımı engellettiler. Bir nasıl? Daha yazdım. Bir daha engellettiler. Başka kişilere yazdım. Bu sefer de bizim o kişilerin avukatları yine engelletti. Yazılarımı engelletti. Nasıl yapabiliyorlar bunu? Kişilik haklarına saldırı diye. Ya diyorum ki arkadaş gemi gelmiş mi? Gelmiş. Bu gemide muz var mı? Var. Muzun içinde kokain çıkmış mı? Çıkmış. Bu konteyner size ait haklı değil mi? Evet. Size ait. Ben bunu yazıyorum. Ama bize ait değil. Denizin ortasında koymuşlar. Yahu arkadaş nasıl koyarlar? Yani 40'lık konteynerin, 40 ton konteynerin içerisine 500 kilo, 600 kilo, 1 ton kokaini nasıl koyarlar? Madem koydular bunu savcılık araştıracak. Zaten suçlusu ortaya çıkar ama ben görünür gerçekliği yazmak zorundayım. Bir ara Venezuela dahil olmak üzere o bölgeden yani Kuzey Amerika'dan hatırlıyorum. Evet. Sürekli Mersin'e gelen şeylerde arada ama hepsi de sürekli değil. Evet. O biraz da hamamın namusunu kurtarmaya yönelik şeyler de oluyor çünkü dünyanın her yerinde. Evet. Yani bir bölümünü kurban veriyorlar. %10'u diye. %10'u diye. Onu oraya gitmişken bütün şeyler gözler oraya dönmüşken bu taraftan çok daha büyüğünü kaçırıyorlar. Öylesi de olabilir ama çok fazla oldu hatırlıyorsun. Bak. Kitabı yazarken İçişleri Bakanlığı'yla görüştüm. Dedim ki ben 2023 yılındaki veriler açıklanmadı. Bu verilere ulaşmak istiyorum. Sonra sağ olsun İçişleri Bakanlığı son verileri gönderdi. 1 Haziran 2023 ile 25 Şubat 2024 tarihleri arasında yakalanan uyuşturucu Türkiye'de 7 ayda. 7 ayda. Yani Ali Yerlikaya'nın geldi süresindeki. 67 ton esrar. 21 ton sukunk, 2 ton eroin, 1,5 ton kokain, 162 kilogram afyon, 1 ton 472 kilogram bonsai, 13 ton metamfetamin, 3 milyon 862 bin adet ekstasi, 3 milyon 755 bin adet kaptagon, 28 milyon 828 bin adet sentetik ecza, 155 milyon 821 bin kök kenevir olmak üzere toplam 107 ton uyuşturucu. 107 ton. 7 ayda. 107 ton uyuşturucu. Yakalanan bu. Yakalanan. Ne kadar daha fazla olabilir bu? Yakalananın %10 olduğunu düşün. 1500-2000 ton evet. Yani. Evet. Abi yani. Şimdi Türkiye çok büyük bir bela içerisinde. Çok. Bir bataklığa doğru gidiyoruz. Daha önce biz transfer noktasıydık. Evet. Balkan rotasının transfer. Yani hatta Çiller başbakanken iğne koymuşlardı üstüne. Evet. Avrupa evet. Televizyonlarında. İyi hatırlıyorum. 1990'lar. O iğnede şeydi. Biz de rotaydık. Aktarma merkezi. Aynen. Şimdi artık hedef konuma geldik. Ve bütün pazarlara yayılıyor. Bu metamfetamin denilen bitki, daha doğrusu uyuşturucu, efedra denilen bitkiyle yapılıyor.
dünyada iki yerde yetişiyor. %97'si Afganistan'da yetişiyor. Şimdi Afganistan'dan gelen hani biz sığınmacı ya da göçmenlerle ilgili uyarılar yapıyoruz ya. Bu kişiler gelirken sadece özgürlükler için gelmiyorlar. Onlarla beraber geliyor. Bunlar buradaki kimyasallarla karıştırılıyor ve işlem yapıldı. Ya bak geçen gün bir operasyon yapıldı. Ya, ben bunu söylediğim için birçok kişi beni eleştiriyor ama ben bunu söylemeye devam edeceğim. Dünya narkotik birimlerinin içerisinde elle sayılacak örgütlerden biri Türk narkotiğidir. İnanılmaz çalışıyorlar ve kısıtlı imkanlarla çalışıyorlar. Ama en çok yakalanan uyuşturucu miktarı ne yazık ki Türkiye'de. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de çok fazla operasyon yapılıyor ve ciddi anlamda uyuşturucu yakalanıyor. Başarılılar. İran'dan bir tır giriyor. Tır kontrollü takip yapılıyor tıra. Üzerik tohumu vardır biliyor musun abi? Yani okuduğumdan biliyorum. Tırı kontrol ediyorlar. Tır geliyor, içerisindeki tohum dolu çuvalların hepsini İstanbul'da 3 tane farklı depoya boşaltıyor. Polis takip ediyor. Yine operasyon yapmıyor. Bak kontrollü şey budur. Takip budur. Takip ediyor. Yani en sondakine gitmek için. İyi bulmaya çalışıyor. Yani kimlerle iş var onu bulmaya çalışıyor. Anladım. Doğru olanı yapıyor. En son artık beklediği kişiler de Türkiye'ye girince operasyon yapıyor. Operasyon sonucunda tonlarca, bak abi tonlarca 4 ton. 4 ton metamfetamin ele geçiriliyor. Yapılmış yani. Hazırlanmış. Tohuma yedirilmiş. Ha. Tohumun içerisinden burada oluşturulan laboratuvarlarda damıtılıyor. Ve sıvı metamfetamin haline getiriliyor. Bunun için kim geliyor? İran'dan 4 tane doktor geliyor. Doktor geliyor. Doktor. 4 tane doktor geliyor Türkiye'ye. Bir laboratuvarda o tohumların içerisindeki metamfetamini ayrıştırıyor. O metamfetamin çıktıktan sonra nereye satılıyor abi? Sokaklara iniyorsun işte. Torbacılara. Torbacı. Biz torbacıları yakalıyoruz ama baronlar duruyor. Baronlar duruyor. Yani sen ancak piyonları yakalamış oluyorsun. Şimdi Ali Yerlikaya geldikten sonra her gün, her sabah açın bakın bir tane dünyaca aranan, kırmızı bültenle aranan, Interpol tarafında aranan bir tane baron burada. Yakalanan baronların Twitter'larına bakın. Adam Balkan rotasını yönlendiren adam, Ekvador'daki kokain yönlendiren adam, Batı Avrupa'yı yönlendiren adam, Doğu Avrupa'yı yönlendiren adam. Hepsi burada. Şimdi bunlar babasının ayrına gelmiyor buraya. Değil misin? Bu kadar uyuşturucu, 150 ton uyuşturucudan bahsediyoruz 7 ayda. Vay vay. Bir de zaten bir de Balkan mafyası var tabii. Tabii baronlar var. Burada kaç tanesi ya öldürüldü. Abi, Avusturya'daki mafyanın burada ne işi var? Adam Avusturya'daki mafya buraya gelmiş, Beylikdüzü'ne yerleşmiş, çatışma yapıyor ya. Ya. Ya bunu kime anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Yani biz o zaman ben hatırlıyorum ya, ben de yazıyordum o zaman bunları. Bir yıl içinde Türkiye'den 150 o zaman çok büyük para 150 milyar dolarlık şey geçiyor. Uyuşturucu. Uyuşturucu ya da uyarıcı bilmem ne vesaire. Bunlar geçiyor. Türkiye'ye ne kalıyor? 15 milyar dolar. Tamam mı? Ve Türkiye onunla dönüyor diye böyle konuşulurdu. İşte o iğneler. Ha. Falan meselesi. Şimdi senin söylediğin ne? Oho, 15 milyar dolar bilmem ne falan falan para değil gibi. Kulaklarına su diye damlatırlar. Aynen şöyle damlatırlar yani. Aynen. Ya inanılmaz paralar var. Büyük bir kara para var. İşte bu parayı da transfer etmek için çeşitli yöntemleri var. Şimdi birincisine girdik, havala. Bu havala da ya bu bizim uğraştığımız, Türkiye'nin uğraştığı bela sadece bu değil. O kadar çok başımıza bela var ki. Kara parayla ilgili. Havaladaki sistemde uyuşturucunun parası burada satıldıktan sonra toplanıyor merkezi bir yerde. İki çeşitte çıkarılıyor. Bir, şirketler kuruluyor. Kurulan şirketlerle de... Yıkamak için mi? Yıkamak için. Kurulan şirketlerle ya parayı temize çekmiş. İhracat, işte ne bileyim satış, internet satış, köfteci, işte atıyorum sana büfe. Ya da bir bakıyorsun krem satıyorlar işte. Güzellik merkezlerinde ya da başka bir adıyla şirketler kuruluyor. Bu kara para sistemindeki kara para sanal bahisten gelir, uyuşturucudan gelir, işte başka şeylerden gelir. Hepsi toplanır o para ve bunlar aklayıcılar vardır. İşte onlara da finansçılar deniyor. O finansçılar yöntemiyle de bu parayı legalleştirebiliyorsa. Yani şu anda bazı fenomenler falan içeride o numaralar da bunun içinde zaten. Bunlarla birlikte sistemin asıl yapısı böyle. Sistemin asıl yapısı böyle. Şimdi bu uyuşturucuyla bağımsız olarak anlatıyorum bunu. O sanal bahisle alakalı bir. Tamam. Ama kara para aynı. Aynı. Kara paranın tanımı zaten kaynağı belli olmayan para. Şimdi bu gelen paranın uyuşturucunun transferini de havala yöntemiyle yapıyorlar. Çantalarla para gidiyor. Ya Fatih'te bir tane dövüş şirketinde Suriyeli elinde para
Götürüyor döviz şirketine. İşte işlemler yapılıyor. Yine parayla çıkıyor döviz bürosundan. Elinde çantalar var. Önünü araba kesiyor. Arabaya bin diyor. Gözaltındasın. Ya diyor tamam polis sen diyor. Götür bizi karakola. Şurada karakol var diyor zaten yakın. Karakolda bizi çantanın içine bakarsın diyor. Paraları da alırsın diyor. Çünkü anlıyor bir şey olduğunu Suriyeli. Konuşma lan filan diye bunu zorla arabaya bindiriyorlar. Arkasında başka arabalar, motorlar filan takip ediyor. Ve parayı gasp ediyorlar. Evet. Para ne parası? Havala. Havala. Döviz şirketiyle yapılıyor. Ve belli. Paranın kaynağı araştırılmıyor. Bak dava açılıyor. Ama onu takip edenler de biliyorlar bu biliyorlar işi. Biliyorlar tabii. Bak dava açılıyor. Davada gasptan yargılanıyorlar kişiler. Ama diğer adam ya şey sorulmuyor. Kardeşim gel bakalım. Bu para nereden? Paranın kaynağı ne? He. Bu parayı nereye gönderiyordun? Nasıl gönderiyordun? Kime gönderiyordun? Arkadaşım, bu sorulmuyor. Bu ülkede yanılmıyorsam 8 defa belki 7'dir hatırlamıyorum tam şu anda ama 8 defa kara para aklama yasası çıktı ya. Varlık barışı. Varlık işte yani ben evet. Gerçek adını söylüyorum. Evet varlık barışı dediler. Mali bilmem efendim barış dediler. Şunu dediler bunu dediler. 8 defa. Şimdi kim kime ne soracak? Aynen öyle. Biz bu iktidar geldiğinde ilk değiştirdiği yasa neydi? Nereden buldun yasası? Tabii nereden buldun yasası? İşte yani, bunun getirdiği ülkemize sonuçlar. Yararlar sonuçlar da bunlar oluyor. Ya bu şeyden gurbetten gelen bizim yurttaşlarımız var. Hı hı. Gelirken yanlarında belirli bir meblağ getirebilirler. Üstü olduğu zamansa ne kadar hatırlamıyorum. 10 bin, 10 bin euro galiba. 10 bin kişi başı 10 bin euroydu. El koyuyorlar. Geçen sadece birkaç veri ulaşabildim. Bulgaristan'da sınırda çok yüksek meblağlarda para geçirenlerin konulan miktarlarını öğrendim. 22 milyon euro. 20, Türkiye'ye getirirken. 22 milyon. Milyon euro. Sınırda, arabalarda, üstünde, orada, çantasında filan. Bu nasıl bir cürettir ya? Nasıl bir cesaret? Ya görüntülerini izledim. Arabanın bagajında, tabii bunlar buradaki gelip de oturmak için ya da işte yurttaş olarak geziye gelirken üstünde 100 euro, 200 euro fazla olan insanlar değil. Para kaçırıyorlar. Para kaçırıyor. Adam bagajının arkasını açmış, kesmiş. Ayrı bir bölme yapmış, paraları oraya istiflemiş. Oralara dizmiş. Tabii istiflemiş. Üstünde de tabii yine Almanya'dan geliyorsa ne getirecek işte oradaki eşyalar, bagaj dolu. Yakalıyorlar, alıyorlar. Vay. Çıkaramazsın diyor bu kadar para. Çünkü niye? Diyor ki buradaki insanlar alın teriyle çalışıyor. Sen benim devletimin hakkını yemezsin diyor. Başka yere götüremezsin diyor. Biz ne yapıyoruz? Ya sen getir baba diyor. Baba getir ya. Getir yani. Sen ne yapacaksın diyor. Önemli değil. Sen getir. Bizim için sorun değil nereden alındığı diyor. Biz yıkarız burada diyor. Zaten bu açık açık söylediler ya. Vergisini ödüyoruz, sisteme sokuyoruz parayı. Ondan sonra da biz bu kadar zengin nerede türedi diye. Hatta şöyle bakalım. Bir şey hatırlıyorum. Bir çıkarmışlardı bu. Sen benden daha iyi hatırlarsın. Adam bir tanesi ben 30 milyar dolar getireceğim falan diye böyle. Kanal İstanbul'u yapacağım 30 milyar dolar getireceğim diye. 30 milyar dolar getireceğim diye. Yahu hiç kimse de çıkıp sormadı kardeşim. Bir dakika ya 30 milyar dolardan bahsediyoruz yani. Sen kimsin ya? Şimdi ben yeni kitaba daha başladım ya. Başladım mı? Başladım. Durmamak gerekiyor, çalışmak gerekiyor, üretmek gerekiyor. Her şey yapabileceğimiz bu bizim. Bizim yapabileceğimiz sadece insanlara yaklaşan tehlikeyi gösterip bununla ulaştığımız evrakları, belgeleri sunmak. Bir sistemi takip ediyorum ben şimdi. Tether diye bir şey var. Bu kripto para biriminde taşınan soğuk cüzdan. Bunların bir hesabı var. O hesabı takip ediyorum. Her gün... Günlük veri alıyorum oradan. Ne kadar para var? Ne kadar para var? Ne kadar para var? Kara para sistemiyle o hesapta tuttukları para miktarı ne kadar biliyor musun? Dün itibariyle baktım ben. 55 milyar dolar. 55. Peki bunu sen takip ediyorsun. Başkası etmiyor mu? Herkes ediyordur. Ve biliyorlardır bunu. Onun için zaten birçok isim şaibeli şekilde dışarıda duruyor. 55 milyar dolar. Milyar dolar. Vay. Bir sistemin toplandığı yer. Merkez. Merkez. Şimdi sana bir daha soruyorum. 30 milyar dolar getiririm diyor ya. 55 milyar dolar olan adam gerekli güvenceler verildikten sonra burada 30 milyar dolarını getirmez mi? Çünkü aylık 100 milyon TL kazanıyor. Evet. Getirir tabii. Aynen öyle. Yani o paranın temiz para olmadığı kesin yani. Kesin ötesi hatta değil mi? Kesin. Peki burada bunu yazarken karşılaştığım bir engelleme, zorluk, durdurmaya kalkış. Ya şöyle
ismini açıkçası çok fazla karşılaşmadım. Dürüst olmak gerekirse ama ben bunu zaten gazete köşelerinde yazarken çok fazla engellemeyle karşılaştım. Yani o da var tabii. Orada çok fazla karşılaştım ama burada kişiler tabii yine dava açacaklar mı bekliyorum. Sana geri bir gida- ben profesyonel sanım. Onun için soru yok. Artık alıştım. Vallahi alıştım. Profesyonel sanık. O kadar çok yargılanıyorum ki. Hatta zaten şimdi ben de onu takip ediyordum son günlerde. Bu Antalya'daki şeyi buldun ya sen. Evet. Ne derler adına? Daireler. Daireleri. Adam onu reddediyor sürekli olarak. Reddediyor. Yani ve ya, sana hatta... Çok komik o ya. Ya işte onu söyleyeceğim şimdi. Ya, ya diyor ki... Yok diyor, şerefsiz bunlar diyor, bana yalan söylüyorlar diyor. Ben onu böyle izledim. Şimdi seni de çok iyi tanıdığım için güldüm. Acaba Murat buna ne der? Hatta burada dündü galiba. İstifa edecek mi acaba diye sordum. Ama zannetmiyorum, etmez dedim. Çünkü ben eğer bulursa ederim demişti mesela. Oradan da bir karşılaşacaksın bunlarla, bir davada mavada olacak herhalde. Kesinlikle. Ben alıştım artık. Nasıl alıştım? Ben kendimi anlatamadım insanlara galiba. Diyorum ki ben, arkadaş benim kalemimi kırsanız benden yalan kelime çıkmaz. Ben bir şey yazıyorsam altı belgedir, dilimdeyse bilgidir. Ve bunların hepsi doğrulanmıştır. Şimdi ben normalde bununla ilgili kimin üzerinde ne mal varlığı var filan diye tutup da özel bir çalışma yapmıyorum. Kendisi açıkladı mal beyanını. Değil mi? Mal beyanını açıkladığı zaman ben dedim ki, ya Turgut Bey bunu açıkladınız, teşekkür ederiz. Karun kadar zengin misiniz? Babadan kalmış, Allah daha çok versin. Babanıza Allah rahmet eylesin. Ama bunun yanında siz banka varlıklarınızı açıklamadınız. Eşinizin üstüne olanları açıklamadınız. Ne kadar ziynet eşyanız var, altın, döviz açıklamadınız. Açıklamadınız. Ama bak, bir dakika, kulağıma şey geldi şimdi. Bir o verelim bakalım ne diyormuş. Evet. Ya bunların hepsinin tazminatlarını ödeyecekler. Yalan olduğu, hep zaten yalan. Yalan, çamur, iftira. Hani Turgut Altınok adına 600 tane daire vardı. Niye tapuyu çıkaramadın? Yalan söylüyorlar. Siz de yalanın üzerine bize soru soruyorsunuz. Ben değil, yavaş istifa etmeni. Ben belgeleri gazeteciler açıkladı ama. Yani belgelerin efendim, kameralara doğru Turgut Bey. Turgut Altınok diye var mıydı bir belge? Dolayısıyla Turgut Altınok adına varsa dedim tapu bulun getirin Antalya'dan 600 daire, istifa etmeye namet ve şerefsizdir. Ama bunu iddia edenler de istifa etmez, onlar da namet ve şerefsizdir dedim. Yine sözümdeyim, hem yalan söylüyorlar hem ispatlayamıyorlar hem attıkları çamurları yalan içerisinde boğuluyorlar. Yalan yanlış, ben Turgut Altınok diye bir tapu yok Antalya'da. Onların istifa etmesi lazım, özür dilemesi lazım. Zerre gazeteciyse, zerre televizyoncuysa, zerre ahlakları, edepleri varsa zerre, yalan söyledik, sana çamur attık, iftira attık, seçim arası, özür diliyoruz demeleri lazım. Ama sen onu önceki akşam galiba şeyleriyle verdin, tapularıyla bilmem neleriyle vesaire, yanılıyor muyum? Kesinlikle. Ya bak, o öyle cümleler kullanıyor ki Sayın Turgut Altınok, morali bozulmuş, sinirlenmiş. Vallahi incinmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Kendisi bana, kendisi bütün yurttaşlara ve basın camiasına yaptığı açıklamada şunu dedi ki, kardeşim benim bu kadar dairem var, arsam var, işte bu kadar şuyum var, buyum var. Biz de gazeteci olarak... Hepsi babadan. Babadan dedi. Banka ve eşinizin üstünde olan varlıklar, altın, döviz, ne varsa bunları niye açıklamıyorsunuz? Ben bunun peşine düştüm. Ardından ben zaten daha öncesinde bir okurum dolaştı bana bunu. Hı. Ya Murat Bey dedi, bunların Antalya'daki yeri var. Hı. Şimdi mahkeme çıktığı zaman ben canı gönülden istiyorum bunu. Çünkü şahitleriyle, belgeleriyle, bir de kamuoyuna bunu beyan şey yapacağız, ispatlayacağız. Şimdi ya dedim 600 daireyle ilgili yeri neresi? Antalya Aksu'da. Hemen havaalanının yanı. Havaalanının yanı. Peki burası kime ait? Çok. 2022 yılında zaten haberler yapılmış bununla ilgili. Yerel medya sağ olsun, meslektaşlarımız haberleri yapmışlar. Şimdi bunlar kime ait? Nasıldır filan derken abi projeye ulaştım. Proje 660 daire. 1 artı 1 60 daire ne çıktı? 660 daire. Hepsi 1 artı 1 mi? Hepsi 1 artı 1. Hepsi bunları şey yani. Özel yapılmış. Özel yapılmış. Tabii özel yapılmış. 3 tane blok 14 kattan oluşuyor. 3. blok 16 kattan oluşuyor. 1 artı 1 daireler. Bunlar acaba dedim nasıl yapıldı ya da nasıl izin alındı? Hangi tarihler? Sağ olsun bizim gazeteci büyüğümüz, üstadımız Yusuf Yavuz geçen gün açıkladı. 2019 yılında alınmış bu arsa. Tesadüf bu ya. 2018 yılında da oraya imar gelmiş Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Allah Allah. Şimdi bu izin alındıktan sonra hemen ardından da arsa, 12 dönümlük bir arsa, kat karşılığı verilmiş. Üzerine de 660 tane daire yapılmış.
Kimin adına? Hacı Altınok adına. Hacı Altınok kim? Kardeşi. Peki kardeşiyle kendisinin bağı nasıl? Kendisiyle bağı ta 1990'lardan itibaren şirket ortaklığıyla beraber gelmiş. Ardından kendi açıkladığı mal beyanında diyor ki Altınok gayrimenkulde. Ben kardeşimle ortağım. Kardeşimle ortak olduğum Turgut Hacı Altınok'la ortağım. Bizim şirketimize ait 167 daire var. Bunun 67 tanesi benim. Diğeri de kardeşimin ve şirkete ait. Peki başka nerede ortaklar? Kendi mal beyanlarına göre varisleri babasına kalan malları paylaşırken de beraber ortaklar. Her şeyde alımda, satımda, zararda, karda ortaklar. Antalya'da da arsa alıyorlar. O arsada ortak değillermiş. Bizim buna inanmamızı istiyorlar. Ya sen belediye başkanıyken orayı alıyorsun. Belediye başkanı olduğun için üzerine olmaması için kardeşin üstüne yapıyorsun. 660 daire senin. Sen bunu açıklamakta yüreğin yok, dile getiremiyorsun. 660 dairen var senin. 660. Kardeşinle birlikte. Yapılan bina 660 tanedir. Bunun 300 tanesi kendisinedir belki. 200 tanesi. Daha çok versin helalse. 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 Niye ben bunun peşindeyim biliyor musun? Beni ilgilendiren kısım neresi? Vergi vermiyor kardeşim. Vermiyor. Asıl önemli sen yazmışsın. Nokta olan bu. Vergi vermiyor. Yazmıştım. Öğrencilere kiraya veriyorsun şirketini. Dairelerini. Satıyorsunuz. Aynı zamanda yapılan dairelerle ilgili gelir elde ediyorsunuz. 2021-2022 yılında ne kadar vergi veriyorsunuz? Sıfır. 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 Hasibe teyze 87 yaşında ciklet alırken bile vergisini veriyor. Mehmet amca pazarda gidip de ezik domates aldığında gelip evde onu menemen yaparken yaktığı gaza bile vergi veriyor. Sen yüzlerce dairen var. 700 tane, 800 tane dairen var. Hepsini kiraya veriyorsun. İşte Ankara'daki 67 daireni 1+1 kiraya veriyorsun. Oğlun Bentley ile gezecek. Kızın bir dünya akaryakıt benzin istasyonu sahibi olacak. Oğlun akaryakıt istasyonu sahibi olacak. Sen onlara rağmen kendinle ilgili vergi vermeyeceksin şirketinde. Bunu soran gazetecilerde de gideceksin, istifa edeceksin diyeceksin. Öyle mi? Ya bunu da kabul etmemizi bekleyecek. Bir de kendi kız kardeşinin söyledikleri var galiba. Asıl çerezlik nedir biliyor musun? Milletin sırtından kazanç sağlayıp devletinden vergi kaçıran insan şerefsizdir. Doğru. Çok haklısın. Kardeşi ne diyor? Hiçbir şey demiyor. Şimdi mesela bir de kız kardeşi var. Onları da kazıklamışlar. Yıldız Altınok diyor ki babamdan mal kaldı. Beni en iyi kim temsil eder? Abimler temsil eder. İnsan başka kardeşine başka kime güvenecek? Vekalet çıkarıyor. Vekalet veriyor. Çıkarıyor, vekalet veriyor. Çıkarıyor. Mal paylaşımı yapılacak. Aa bir bakıyor kadıncağız. Üstüne kalması gereken malların hepsini Turgut Altınok. İşte az önce Hacı Altınok. Ve bir de Türker'di galiba. Kendi üstüne geçirmişler. Buna da hiçbir şey bırakmamışlar. Bırakmışlar da çok az. Üstüne çok az. Şeylerine değil, hakkı olan değil. Bunun üzerine dava açıyor. Ya diyorlar ki benim verdiğim vekaleti kötüye kullandı bunlar. Benim mallarımı üstlerine geçirdiler diyor. Bunu diyor engelleyin diyor. Mahkeme başvuruyor. Bak bu benim söylemi falan değil. Hani buna da çıksın yalan desin ya. Demiyor ona. Ya diyebilir mi? Ve bunun üzerine mahkeme karar veriyor. Gerçekten de yapılanın suç olduğunu tespit ediyor. Bazılarının tesciline, bazılarının reddine karar veriyor. Onaylıyor, yargıtaya gönderiyor. Daha yeni. Yeni. Kardeşi Yıldız Altınok. Barış Terkoğlu'na da diğer kardeşi konuştu. Dedi ki ya bizim dedi abim az bile söylemiş dedi. Daha fazla malımız var dedi. Ben demiyorum bunu bak. Barış Terkoğlu demiyor bunu. Kendi kardeşi söylüyor. Bizim daha çok malımız var. Abim beyan etmemiş bunları diyor. Ne var diyor mesela Barış? Ya diyor bir kooperatif evimiz var mesela diyor. Ben mal beyanında onu da görmedim diyor. Yok daha ortada. Çünkü veraset intikali almamış galiba. Yazıda öyle söylüyor. Onun almadığı için diyor mal beyanında yok diyor. Ama diyor arsalarını iyi değerlendirdi diyor. Bak arsalarla ilgili ilk başta Now TV muhabiri soru soruyor. Diyor ki efendim 600 daireden bahsediliyor diyor. Ne diyorsunuz diyor. 600 daireden bahsediliyor. Ya diyor babadan kalma efendim babadan diyor. Biliyorum, hatırlıyorum onu. Muhtemelen sorduğu soruyu anlamadı. Anlamadı. Sesler. Ardından ablası açıklama yapıyor. Ablası açıklama yaparken diyor ki işte diyor Turgut arsalarını değerlendirdi. Antalya'da olduğu gibi 600 daire yaptırdı diyor. Bak abla da doğruluyor. Ardından tapuyu sunuyorsun. Ona rağmen yok deniyor. Ya arkadaş yok dediniz görsellerini sundum. Yok dediniz tapusunu sundum. Tapusunu sundum. Şimdi de diyor ki tapuyu sundun ama orada benim adım yok. Adım yok. Kardeşimin adını. Ve buna da bizim inanmamızı bekliyorlar. Neden olduğunu sen gayet güzel anlattın. Zincir budur. 2019'da arsaları alıyorsun. Aynen öyle. Hatta bir de benzin istasyonu istiyorsun. O zaman orası şey değil. Peki madem sen o arsalar senin değil diye söylüyor ya mesela. Hadi her şeyi kabul ettiğimizde yemeyiz de yedik diyelim. Evet.
2019 yılında seçimlerden önce belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde İsa Bey yaşıyor. Şu anda da aday. Sorabilir, kendisine konuşabilirler. İsa Bey'e gidiyor Turgut Bey. Hmm. Ne konuştuğunu açıklasın halka. İsa Bey de yaşıyor. İsa Bey de çıksın anlasın. Karşısında hemen o arsanın hemen karşısında petrol istasyonu için, akaryakıt istasyonu için arazi var. Hmm. Kimle birlikte? AKP milletvekiliyle birlikte ortak arsaları var. Onun üzerine akaryakıt istasyonu kuruyor oğluna. Onun imarı için, arsası için belediye başkanıyla görüşüyor. Sana ait değilse sen niye gidip görüşüyorsun ya? Orada Hacı Altınok'a ait. O arsa da Hacı Altınok'a ait. Sen niye gidip görüşüyorsun? Bunlar Ankara'da herkese komşu olmuşlar arkadaş. Bu kadar insan olursa dün bir tane şey vardı. Ben projesine baktım Turgut Altınok'un. Acaba topluma ne vaat ediyor diye. Havaray diye bir şey yapacakmış galiba. Ben... Onu İstanbul'da şey yapacaktı biliyor musun? Tayyip Erdoğan yapacak. Bana da konuk olmuştu. Daha 94'ten bahsediyorum. Radyoda anlatmıştı. Havara yapacağım, nasıl yapacaksınız falan. Biraz dedim bu ütopik değil mi efendim dedim. Yani İstanbul'da bu şeyi yapmak falan. Yapacağız hiç merak etme. Ya umarım eğer İstanbul'a ya da Ankara'ya yararı varsa mutlaka yapılır. Yararı olabilir de acaba feasible mı? Yani, tabii yapılabilir mi? Olabilirliği var mı? Yani ona bakmak lazım. Ya o arsalar geçiyor. O proje yapılacaksa %100 zaten Turgut Altınok'un kendi arazilerinden geçecek. Başkaları da geçecek zaten diyorsun yani. Yani sen şöyle düşün. Kendi açıkladığı mal varlığının üzerindeki miktar 5 milyon metrekare. 5 milyon metrekare. Şimdi ülkeden büyük. Monaco, iki Monaco büyük. Monaco'dan büyük. Ya şöyle düşün. Pendik'ten arabaya bin. Kadıköy'e kadar gel. Pendik'ten arabaya bin. Kadıköy'e kadar gel. Düz bir çizgide. Yanında gördüğüm bütün o kadar uzun yol tamamı Turgut Altınok'a ait. Bu kadar uzunluğundaki bir araziden bahsediyoruz. Yani düzleştirirsek, kilometre kareye değil, metre kareye değil, düzleştirirsek bunu, uzunluğunu, öyle hayal etmesi için söylüyorum. Bu kadar büyük bir araziden bahsediyoruz. O Keçiören'de gençlerle toplandığında genç bir kız kalkıyor buna soru soruyor. Sen diyor nerede oturuyorsun diyor. Turgut Altınok kıza soruyor. Yani ben tepe başında size komşuyum ama diyorsunuz zaten bütün Ankara'nın yarısında en az komşusunuz zaten. Doğru ama. Yani gencin verdiği tepki de doğru. Ya bu babadan kaldığı için kendisinin beyanına göre söylüyorum bunu. Yine tırnak içerisinde söylüyorum. Benim ilgi alanım değil. Devletin ilgi alanı bu. Devlet ilgilenir. Babası nereden bulmuş, o nereden bulmuş. Biz dededen zenginiz, marka getirdik falan diyorlar. Değil. Kardeşim benim neticede sorduğum şey şu. Vergi verdin. Ben bununla ilgileniyorum ya. İsterse senin 22 bin tane dairen olsun. Beni ilgilendirmiyor. Vergi verdin mi kardeşim? Vermedin. Benim için bitti. Eğer bu ülkedeki herkes alın teriyle çalışıp vergisini veriyorsa, madende yerin 300 metre altında çalışan, canı pahasına çalışan maden işçisi çıktığı anda vergisini veriyor. Aldığı paranın daha cebine girmeden vergisini veriyor. İşçi, emekli, bütün herkes parasını veriyor, vergisini veriyor. Niye? Bu devlet bana hizmet versin diye. Niye? Ben daha rahat içerisinde yaşayayım diye. Niye? Devletim ayakta kalsın diye. Bu beyefendiler bütün kaymağı sıyırıyorlar. O kaymağı sıyırırken de asıl yapmaları gereken, devleti güçlendirmeleri gereken, varlıklarının vergilerini vermesi gereken beyefendiler vergi vermiyorlar. Bir de üstüne çöküyorlar. Bir de bununla ilgili kalkacaksın, üst perdeden konuşacaksın. Bak, değerli bizim arkadaşımız Yavuz Selim Demirağ. Evet. Ya o bir konu. Şimdi göstereceğim onu sana. Hemen onu bir girelim arkadaşlar. Siyasilerimizin hep diplomaları tartışılıyor ya. Turgut Altınok yazdırmış kendisine yok Azerbaycan'da hukuk fakültesini bitirdi diye. Zaten Kalaba Lisesi'ni dışarıdan bitirmiş. 98'de kaydını yaptırıyor üniversiteye. Sözdeki o Azerbaycan devleti daha sonra o üniversiteyi kapattı. 98'de ya 33 günde diploma alıyor 33 günde. Sonra da yazdırmış oraya işte mesleği de avukat. Baroda kaydı yok. Diploma sahte. Anladım. Ne diyeyim daha? Ne diyorsun da? Şey de yok. Buna göre, bu iddiaya göre 33 günde diploma mı alınır ya? Ya mümkün değil ya. Ben dün dinledim. Sabah gördüm hatta. Ya. Akşam gördüm. Yok artık dedim ya. Yok. Bu kadar da değildir dedim ya. O kadar işte bak. Şimdi sevgili benim de avukatım Ruşen Gültekin yazmış. Hı. Murat senin de şaşırmana şaşırıyorum artık diye yazmış. Ama ben de öyle diyorum. Harbi. Buna da mı şaşırıyorsun diyorum sonra. Önce bir şaşırıyorum ama. Ya bir şey kulağımızın arkası bile kalmadı derken nasıl oluyor da ben şaşırıyorum diyorum. Şaşırmak şey. Bu siyaset benim. Şu anda belki söyleyeceklerim tepki de çekebilir ama ben
Ümit abi, ben Kemalistim ve Türkiye'de birçok siyasiye güvenimi kaybettim ben. Ya. Aydınlık yarınlar olan inancım benim ayakta durmama sebebiyet veren yegane şey. Hatırlarsan biz seninle konuştuğumuzda aydınlığa ve ışığa inanan insanların yorulma hakları yoktur. Hakları yoktur. İşte, bizim doğru. O yorulma hakkımız yok. Biz onun için mücadele ediyoruz ama ne yazık ki bu tür insanları gördüğümüz zaman ve işin siyasi çıkarını, menfaatini gördüğümüz zamansa üzülüyoruz ya. Biz yazık de üzülüyoruz bu ama sevineceğimiz, güleceğimiz günler de gelecek. Umarım. Sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Seni kutluyorum yürekten. Var ol abi, çok sağ ol. Bana da çok güzel bir şey yazmış. Bu sizinle de paylaşayım hadi. Murat Arel'den Ümit Zileli'ye kalemin namusu adına diye imzalamış. Sağ ol, var ol kardeşim. Var olasın abi. Bir dahaki kitapta da zaten yine konuşacağız. Zaten konuşuyoruz, evet, ona bakarsan. Evet, efendim, böylece programın da sonuna geldik. Sevgili Murat Arel'le gerçekten tarihsel bir konuşma yaptık aslında bakarsanız. Yarın son günümüz, seçimden önceki. Son günümüzde yine sürprizlerle karşınızda olacağız. Hoşça kalın, iyi kalın, mutlu kalın lütfen.